Herkese merhaba, ben psikolog Nevsun. Ben okul öncesi öğretmenim Mikail. Bugün sizlerle çalışma belleği hakkında konuşacağız. Diyelim ki yolda tanıdığımız birini gördük. Kısa süreli belleğimiz bu kişiyi tanımaya çalışacak ama yetersiz kalacak. Uzun süreli belleğimizdeki bilgiler bu kişinin kim olduğunu hatırlamaya çalışacak. Tabii bu köprü görevini gören çalışma belleği ise bu kişinin kim olduğunu bize hatırlatacak. İşte çalışma belleği bu işe yarıyor. Çalışma belleğimizi güçlendirmek için bazı etkinlikler yapmamız gerekiyor. Bu etkinliklere yardımcı olacak bir materyal olarak çalışma belleği balıklar oyunu tam da size göre. Şimdi size çalışma belleği balıklar oyunundan Mikail Hoca biraz bahsedecek. Balıklar oyunu bir kişiyle oynanabileceği gibi grupla da oynanabilir. 58 karttan oluşan, basitten zora doğru ilerleyen 3 yaş ve üzeri her seviyede oynanabilmektedir. Oyuncular oyunda geliştikçe görsel seçici dikkatleri ve çalışma bellekleri gelişecektir. Hadi şimdi oyunu inceleyelim. Şimdi bu kartların anlamlarına bir bakalım. Her kartın ön yüzlerinde balıklar bulunmakta ve bu balıkların arka yüzlerinde yönleri gösteren oklar bulunmakta. Her okun bir anlamı var. Mesela mor ok en büyük balığın yönünü, kırmızı ok 3 numaralı balığın yönünü, sarı oksa en küçük balığın yönünü göstermekte. Hadi birlikte oynayalım. Oyun yönergesi kitapçığından yönergelerden herhangi birini seçiyoruz. Ben basitten zora doğru seçmeye karar verdim. Evet, Mikail öğretmenim. Şimdi bana tek tek en büyük balığın hangi yöne doğru yüzdüğünü gösterebilir misin? Doğru yapmış mısın? Bir yönlerine bakalım. Bu kartları kazandım. Şimdi ise 5. yönerge grubunu yapalım. Mikail öğretmenim, bu biraz karmaşık çoklu yönerge içeriyor. Önce bana en büyük balığın nereye yüzdüğünü, daha sonra 3 numaralı balığın hangi yöne yüzdüğünü ve en küçük balığın hangi yöne doğru yüzdüğünü göstermeni istiyorum. Bunları gösterdikten sonra sana herhangi bir kopya vermeyeceğim. Sen bunları sırasıyla bana göstereceksin ve doğru yaparsan bu kartları kazanacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi önce en büyük, daha sonra 3 numaralı ve en son en küçük kartı göstermeni istiyorum. Hadi bir kontrol edelim. Şimdi kartları bir kontrol edelim. İlk kartımız en büyük balığın hangi yöne yüzdüğüydü? Mor ok en büyük balığı gösteriyor ve doğru. Şimdi ise 3 numaralı balığın hangi yöne yüzdüğüne bakalım. Kırmızı ok doğru yönde. Şimdi ise en küçük balığın hangi yöne yüzdüğüne bakalım. Sarı oka baktığımızda bu da doğru. Siz de çalışma belleğini geliştirmek istiyorsanız bu materyali tercih edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.